Kazanım 1 ile başlıyoruz. Şimdi burada yine dediğim gibi kazanımlarımız bizim kolay sorulardan başlayacak ve gittikçe farklı kazanımları göreceğiz. Şimdi 5 pantolon ve 8 gömlek arasından 1 pantolon veya 1 gömlek kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi burada veya dediği için veya neydi? Toplama yolla sayma. Yani 5 pantolondan biri veya artı 8 gömlekten biri 5 artı 8'den 13 farklı şekilde seçilebilir. Cevabım D oldu. İkinci soruya geçtim. Bir kahve evinde 28 çeşit kahve ve 13 çeşit pasta var. Bunlar arasından bir kahve veya bir pasta. Yine 28 kahve veya 13 pastadan biri. Sonuçta bir ürün seçeceğim için bunu veya bunu seçeceğim. 28 artı 13'ten ne oldu burası? 41 oldu. Cevabım E oldu. Bir lokantada 5 çeşit çorba ve 7 çeşit yemek vardır. Lokantaya gelen bir kişi bir çorba veya bir yemek çeşitini yine bağlayacağım veya 5 çeşit çorbadan biri veya 7 çeşit yemekten birini 5 artı 7 12 farklı şekilde seçebilir. Cevabım B oldu. Geçtim 4. soruya. Yine burada aynı şekilde 5 çeşit tost 8 çeşit sandviç arasından 1 tost veya ben şuradaki veya bağlacıma bakıyorum. 5 tosttan biri veya 8 çeşit sandviçten biri 5 artı 8'den cevabım ne oldu yine? 13 oldu. Burada genelde bütün sorularımız toplama yolu ile ilgili. Şimdi bir kişi Türkçe, 12 İngilizce, 8 Fransızca yapan bir televizyondan herhangi bir dilde yayın yapan bir kanalı kaç farklı şekilde seçebilir? Şimdi bu soruda veya bağlacı yok. Ama buradaki herhangi bir dilde lafı şu demek. Herhangi bir dilde lafı Türkçe veya İngilizce veya Fransızca demek. Herhangi bir dilde demek. Bir kanal seçiyor ya sonuçta. E, ya Türkçe veya İngilizce veya Fransızca seçecek. Yani burada veya bağlacı yok ama şu herhangi bir dilde bir kanal lafından ben bunun toplamı yolla sayma veya bağlacı olduğunu kendim anlayabilirim rahatlıkla. O zaman 40 artı 12 artı 8 herhangi kanaldan birini seçeceğim. Toplamda kaç kanalım var? 60 kanalım var. O zaman 60 kanaldan birini seçtiğim zaman olayım tamam olur. Cevabım A oldu. Ve birinci kazanımı bitirdik. İkinci kazanımda görüşmek üzere.